Evet, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Taner Arslan Akyazı. Burada Rastad bölgesinde oturuyorum. Şu andaki bulunmuş olduğumuz bölge Sankt Johann Imponggau. Sankt Johann Imponggau bölgesi çoğunlukla orduların yaşamış olduğu bir bölge. %90'ının ordulu olduğu bir bölge. Burada ayrıyetten bir camimiz var, bir derneğimiz var. Ben de bu derneğin 2,5 aydan beri dernek başkanıyım. Derneğimizde camimiz var, restoranımız var, Türk bakkalımız var, telefoncumuz var, gençlik merkezimiz var. Burada değişik değişik kültürel faaliyetler yapıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Ondan sonra başka yabancı okullardan misafirlerimiz oluyor. Bizim dinimizi, kültürümüzü öğrenmek isteyen, merak etmek isteyenleri geliyorlar, misafir ediyoruz. Ve bu faaliyetlere Allah'ın izniyle devam edeceğiz. 5. ayda da, Mayıs ayında da burada bir kermesimiz var. Aşağı yukarı 1000 ile 1500 arasında ziyaretçisi oluyor bu kermesin. 2 gün boyunca yapıyoruz. 6-7 Mayıs. Bu vasıtayla da herkesi kermesimize davet ediyorum. Kermesin şeyi ne? Yani amacı nedir? Kermesin amacı nedir? Buradaki bütün halkların bir araya gelmesi ilk önce. Birbirleriyle daha iyi kaynaşması, birbirleriyle alışveriş yapması ve camimize bir hem manevi hem maddi bir katkıda bulunulması. Ayrıyetten de burada yaşayan Avusturyalı vatandaşlara da bir arada olduğumuzu göstermek, kendi kültürümüzden bazı şeyleri göstermek, yemekler olsun, faaliyetler olsun, gösteriler olsun, bunlara da onlara bu vesileyle tanıtmak. Evet. Şimdi Taner Bey, ben biliyorum ki siz çok küçük yaştan beri buradasınız. Ve evet, işte buradaki yabancıların asimilesi ya da yabancılarla ilgili veya Türk çocukları, Türk gençlerle ilgili gibi projeler düşünüyor musunuz? Yani bunların eksikliklerini elbette ki biliyorsunuz yaşadıklarınızdan. Hı hı. Ne gibi projeleriniz olur bunlarla ilgili, yani Türk kültürünün yansıtılmasıyla ilgili? Ben 36 yaşındayım. 10 yaşında buraya geldim. Yani 26 seneden beri burada yaşıyorum. Evet, ben kendim 36 yaşındayım. 10 yaşında Avusturya'ya geldim. 26 seneden beri buradayım. Tabii burada ben Türkiye'deki yaşamı da bildiğim için, buradaki yaşamı da bildiğim için aradaki farkları görebiliyorum. Yalnız burada doğup, burada büyümüş bir genç için kültürümüzü benimsemek sadece buradaki bizim külliyimiz, kendi kültür merkezimizde derneğimizin adı Sankt Johann Imponggau Mevlana Camii. Burada ayrıyetten bir gençlik kollarımız oluşturduk. Buradaki gençlik kollarımızı oluşturmamızın da sebebi, dediğimiz gibi, burada yetişen, burada büyüyen gençlerimize kendi kültürümüzü tanıtabilmek, kendi kültürümüze entegre edebilmek, kendi dilimizde daha iyi belli bir seviyeye getirebilmek. Geçen sene misal Çanakkale gezisi yaptık. Bu sene Bosna Hersek gezimiz olacak ve önümüzde büyük bir projemiz var. 30 kişilik gençlik bir projesi düşünüyoruz. İnşallah şimdilik o bir sürpriz olsun. Öyle büyük bir projemiz olacak. Yani buradaki amacımız gençleri asimile etmeden, gençleri kendi kültürlerine bağlı bir şekilde, yalnız buradaki halkla birlikte entegre bir şekilde hayatlarını sürdürmek, buradaki halka bizim kendi kültürümüzü örnek haline getirmek buradaki amacımız. Evet. Bugün. Hocam, şimdi burada bir dernek olarak bir kermes düzenleyeceksiniz. Onunla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Kermesle ilgili her yıl yapılan bir kermes bu. Bu yıl da Mayıs ayının ilk haftası, hafta sonu 6-7 Mayıs 2017 tarihinde inşallah kermesimiz düzenlenecek.
Geçmiş yıllarda kermesimiz çok renkli, çok katılımlı olmuş. Bu yıl da havaların güzel olacağını tahmin ediyoruz. Daha da iyi olacak, içerik olarak da iyi olacak. Kermesimize çevreden birçok yerden geliyorlar. Salzburg'dan, zaten Schwarzach, Bischofen, Eben bu taraf. Hatta uzak uzak Avusturya'nın diğer illerinden geliyorlar. Viyana'dan gelen tek tük misafirimiz var. Yine buradaki yerli halk, Avusturyalı. Komşularımız da kermese iştirak ediyor. Büyük küçük 7'den 70'e kermesimiz sabah erken başlar, gecenin geç saatlerine kadar devam eder. Bu kermeste çok emeği olanlar var. Başta yönetimdeki arkadaşların çok büyük gayreti var. Sonra hanımlar kolu ki bunlar birçok şeyi şu andan itibaren hazırlamaya başladılar. Her salı hazırlıyorlar, böreğinden, sarmasından diğer şeyler. Kermeste her türlü Türk yemeklerimiz var. Dolayısıyla bu Avusturyalı komşularımız da onları çok beğeniyor. İnşallah bu sene geçen yıl olduğu gibi kermesimizde Semazen ekibimiz gösteri yapacak. Çocuklarımız şiir, bazen fıkralar anlatıyorlar. İnşallah Türkiye'den de sizleri de bekliyoruz. Mesela şu anda tabii kesin değil ama belki orada belediye başkanlarımız hem merkez hem ilçe belediye başkanları, yine belediyedeki görevli arkadaşlar, oradan buraya gelecekler. Herkes davetli bu kermese. Afişlerimiz hazırlanıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Nisan ayı çok yoğunuz. Mayıs ayı da yoğunuz. İnşallah 19, 20, 21 Mayıs Saraybosna'da olacağız. Kermesten sonra Saraybosna'ya bir 53 kişilik bir ekiple hem orayı gezip tarihi yerleri görüp özellikle Mostar, Travnik ve Saraybosna'nın merkezi, ondan sonra döneceğiz. Ayrı bir programımız var, bugün sizinle konuştuk, o da gerçekleşirse inşallah 30 kişilik olmaz, belki 20-15, özellikle 18-25 yaş arası gençlerimizi 10 gün Türkiye'de tarihi, turistik, kültürel yerleri gezdirip tamamen bu karşılanıyor. Bugün siz buna vesile oldunuz, biz de duyuruyu yapacağız, bakalım projeyi ümit ediyorum gerçekleştiririz, bir ilk olur, hem sizin için ilk olur hem camimiz için. Ben bu kadar yeter diyeyim. Dernek başkanımız burada. Taner Bey'in de konuşacakları var. Ben müsaade istiyorum. Tamam hocam. Akşam namazı için. Evet Uğur Bey. Yani ben, kısa bir şey alabilir miyiz? Ben Uğur Felek. 1990 yılında Avusturya'ya geldim. 9. yılım cami yönetimindeyim. Aktif görevdeyim. Şu anda başkan yardımcısı olarak göreve devam ediyorum. Gençlerimizi ve bütün cemaatimizi her türlü aktiviteleri yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte 15 tane yönetici arkadaşımız var. Bütün aktivitelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu akşam da Regaip Kandili. Onu geç. Başta bütün hemşerilerim olmak üzere herkesi Mayıs ayındaki kermesimize bekliyoruz. Belediye başkanımızla burada 2 yıl önceki kermesimizde görüşmüştük, bizi ziyaret etmişti. Yine bekliyoruz. Böyle.
إلا الله.